Orta, sevdiğiniz gibi. Ne sevdiğimizi, ne sevmediğimizi şaşırdık olanlardan. Ortak sevdiğimiz var. Bu yüzden birbirimize biraz daha hoşgörülü davranabiliriz. Ben bu yaştan sonra rol yapamam kızım. Ben oğlumu senin gibi bir kızla hayal bile edemezdim. Bizim hayatlarımız da, dünya görüşümüz de çok farklı. Bana fırsat vermek bu kadar zor mu? Ömer benim tek oğlum. Ben oğlumun gerçek bir aile kurmasını istiyorum. Torunlarım olsun. Onlarla evinde mutlu huzurlu olsun istiyorum. Ben ailemi küçük yaşta kaybettim. Annemi hatırlamıyorum bile. Bütün hayatım aile özlemiyle geçti. Ömer'i neden seviyorum sanıyorsunuz? Ailenin kıymetini benden daha iyi kimse bilemez. Ömer, bir kadının aile kurarken her konuda güvenebileceği bir adam. Bu yüzden onunla evlenmek istiyorum. Ben bakarım. Hilal gelecekti. Niye hala ayaktasın Süreyya? Çok merak ediyorum bu kızı. Nesini merak ediyorsun? Babası istihbaratçıymış. Kendisi idealist avukat olmuş. Ömer de mafya babası. Aşk için ideal bir çatışma ortamı. Şimdi aralarında engel de var. Aşkları efsane olacak. Kirvan, Ferhat geldi. Ha? Efsane aşk dedik. Ferhat damladı. Al içeri. Ömer ne dedi kıza acaba? Ece'ye yani nasıl açıkladı? Onu bilmem de acısını bizden çıkardı. Ferhat varsa biz yokuz dedi. Behrini niye getirdin kızım? Ne bileyim Enis anne. Ne oldu ki? Bir pot falan kırıp da Behrini üzmese bari. Ömer bir şey dese bu kız kalkıp kendi ayağıyla gelmez. Haberi yok belli. Ya neyden haberi olacak bir anlasam? Niye geri döndün sen? Ne oldu? Ömer burada kalmamı istedi. Neden? Bunları Ömer'le konuşsan daha iyi olur. Sen iyi bir insansın. Bana o kadar yardım ettin.
Ben hiçbir şeyi seni üzmek ya da kırmak için yapmadım. Bunu bilmeni isterim. Neyi beni üzmek için yapmadın? Neden bahsediyorsun? Dediğim gibi bunları Ömer'le konuşsanız daha iyi olur. Ben sadece benim hakkımda kötü düşünmeni istemem. İnsanım, neler oluyor? Hepiniz benden bir şey gizliyorsunuz. Ne gizleyeceğiz kızım? Başımıza bir afet geldi, işte bir türlü dinmiyor. Ben akşam Ömer'le görüşeceğim. Biz konuşur, bir çözüm buluruz. Siz merak etmeyin, üzülmeyin. Hiç umudum yok ama inşallah. Dünkü çocuğa bizi harcattın Kirvem. Yakışmadı sana. Ben kimseyi harcatmam gözüm. Sen kendi kendini harcamışsın. Ama dediklerimi dinler, sabredersen hak ettiğin karşılığı mutlaka alırsın Kirven'den. Ben kimden ne alacağımı çok iyi bilirim. Bozdoğanları küçümseyen herkes pişman olacak. Ferhat ağa, olayın sıcaklığıyla, öfkeyle hareket etmemek lazım. Kirve arkanda, münasip zamanı kolluyor. Münasip zamanda yakında gelecek. Her zaman yutacak değilsin. Bazı zaman da yutkunmayı bileceksin. Son sözünüz bu mudur? Yani her şeye verecek aklın var. Buna verecek aklın yok. Öyle mi? Bu akıl işi değil. Gönül işi Ömer'im. Benim gönlümün ne dediği belli. Senin ne dediğin belli mi? İnsan sevdiğine en çok anlamadığı zaman kırılır. Seni sevene gidip kendini anlatman lazım. Ne diyeceğim? Ben seni çok seviyorum Behrin. Ama Ece ile evlenmek zorundayım. Ne yardan geçebildim ne serden. Ne olur bana yardım et mi diyeyim. Öyle demek istiyorsan öyle de. İçinden geçeni söyle. Gizleme. Abi sen hiç aşka düştün mü? Ha? Nasıl böyle aracak aklın yok? Öyle mi? Bu akıl işi değil. Gönül işi Ömer'im. Benim gönlümün ne dediği belli. Senin ne dediğin belli mi? İnsan sevdiğine en çok anlamadığı zaman kırılır. Seni sevene gidip kendini anlatman lazım. Ne diyeceğim? Ben seni çok seviyorum Behrin. Ama Ece ile evlenmek zorundayım. Ne yardan geçebildim ne serden. Ne olur bana yardım et mi diyeyim. Öyle demek istiyorsan öyle de. İçinden geçeni söyle. Gizleme. Abi sen hiç aşka düştün mü? Ha? Nasıl böyle rahat konuşuyorsun? Bir kere düştüm. Öyle bir düştüm ki hayatım ters yüz oldu. Ne yaptın?
Baktım ki tersi yüzünden daha iyi. Öyle yaşamaya devam ettim. Başladın yine bana bilmece çözdürmeye. Aşkın kendisi başlı başına bilmece Ömer'im. Ben çözemedim. Bakalım sen çözebilecek misin? Ben nasıl çözeceğim senin çözemediğini? Ben korkaklık ettim. Kaçtım. Sen baba yiğit ol. Kaçma. İllaki çözersin. Size şaşırıyorum Ömer. Birinin yerinde olmak hiç istemezdim. İsteseniz de olamazsınız, merak etmeyin. Kadınların senden neden vazgeçmediğini anladım. Kibar görünüyorsun ama lafını da hiç esirgemiyorsun. Buraya özel hayatımı konuşmaya gelmedim. Biz artık bir aileyiz. Aramızda özel yok. Her şeyi konuşabiliriz. Ailenin en yakışıklısına da eşlik etmek şansı bana düştü. Herkes tamam olduğuna göre artık konuşmaya başlayabiliriz. Bir an önce bitsin bu iş. Acelen ne gözüm? Buradan daha önemli artık hiçbir işin yok. O koltuk boş. Orada kim oturacak? Ona birlikte karar vereceğiz. O koltuk ailemizin kasasının koltuğu.